Ne düşünüyorsunuz? Ben diyorum ki... Ben vazgeçme izleyicilerime soruyorum. Şu an ekran başında bizi izleyen milyonlarca insana söylüyorum. Sevil Hanım, Necmettin Bey'e dönmeli mi, dönmemeli mi sevgili izleyiciler? Bir soralım mı sevgili izleyicilerimize? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme Instagram adresini. Sizce Sevil Hanım dönmeli mi? Onun teklifini kabul etmeli mi? Bugüne kadar yaşan, çünkü sevgililer arasında, karı koca arası bazı tartışmalar oluyor. Siz de imam nikahı kıymışsınız. Resmi nikahlı eşiniz değil, sevgiliniz. Affetmeli mi, affetmemeli mi Necmettin Bey'i? Ya Sevil Hanım sizi... aranızı da bozmak istemiyorum da ben şimdi. Yoksa bozacağım yani. Canım benim. Allah razı olsun yavrum. Şimdi güzel bir sürprizim var. Bak, güzel bir sürprizim var. Ağzımdan bir şey çıkarsa bozacağım aranızı da. Bizim sürprizim var, söyleyeceğim. Onu dedim kendi kendime, yani dedim kendisiyle konuşayım. Sürpriziniz var. Biz de öğrenelim sürprizi. Olmuyor. O zaman bir forsiyonu kalmaz ki. Ev mi teklif edeceksiniz? Yok canım, ben öyle. Ya ben onları başka bir diyeceğim var ona. Söyleyeceğim var. Bak çocuk da ya. Mehmet'i mi soracaksınız? Yok, Mehmet'i soracağım. Onun oğlunun benimle nasıl sevdiği, nasıl 3-4 kişiyle yaşadığı, onun oğlu nasıl beni sevdiğini, hiç beni kimseye değiştirmedi. Onun o kendi Salih'le bizim için kendi ikimizin arasında ne anlattığını, Salih her şeye sahip olmuş, onu nasıl azarlamış. Bunları ben söylemedim. Dedim. Siz Sevil Hanım, ama geçen gün dua da ettiniz. Bir dediniz ki bana borcu var. Buraya geldiğinizdeki amacınız sizin şu değil miydi Necmettin Beyciğim? Siz bize açık ve net şunu söylediniz. Evet. Dediniz ki beni Sevil Hanım evlilik vaadiyle dolandırdı. Paralarımı aldı. Evet. Başka erkeklerin de canı yanmasın. Evet. Başka erkekleri de dolandırmasın dediniz. Öyle. Sevil Hanım sizin karşınıza geldi. Ben kimseyi dolandırmadım dedi. Ve Sevil Hanım'la ilgili sizin dışınızda başka Sevil Hanım bizi dolandırdı. Bizi ağına düşürdü diye bir şikayet. Biz şu ana kadar aldık mı arkadaşlar Pınar? Mehmet'e sor. Pınar'cığım aldık mı böyle bir şey? Mehmet'e sor. Yok, yok diyorlar. Mehmet'e bir telefon edin. İki erkeksiniz sadece. İki. O daha önceki erkek arkadaşı. Tabii Mustafa'ya sor. Onun boşanmış kocası. Ama bak. Boşan çocuğun babası. Hı. Sonra bir Mehmet de çocuğun babası birlikte. Eve gelmeye hakkı yok ki. Ya yani Necmettin Beyciğim. Necmettin Beyciğim. Şimdi çocuğunun babası ona bir vefa gösterdiğini söylüyor. Bilmiyorum vefa mı diyor. Ama sonuçta 3 kişiden bahsediyorsun. Evet. Ya yani normalde Sevil Hanım dolandırıcı olsa biz bak yüzünü de buraya geldi açık açık. Onunla ilgili başka erkekler de arardı. Bizi dolandırdı derlerdi. Hani öyle telefon gelmedi. Şimdi öyle gelmedi. Belki adam utanıyor. Belki ailesi var. Bunu rica ediyorum. Ben o yüzden diyorsunuz. Bak şimdi adam evli, barklı. Kalkıp da mesela Olcay nasıl evli barklı diye çağıracağız eve dedi diye 6 ayda boşanmada o adamla yaşamış. Nasıl diyecek? Olcay kim ya? Mustafa diyorsunuz. Mustafa onun Olcay, kocası Olcay. Olcay Ordulu Olcay. Ordulu. Liste bile yapmışsınız ya. Tabii. Bak şöyle göstereyim sevgili izleyiciler. Mehmet inceleyeceğiz diyorsun. 5 kişiden bahsediyorsunuz. Kişi. Evet. Şimdi bu adam hani o önemli olan o ilk olan. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben bir Sevil Hanımcığım. Yani bu arada Sevil Hanım sizi dolandırdıysa biz sizin hiçbir şekilde kimliğinizi açıklamayacağız. Yüzünüzü ekranda göstermeyeceğiz. Necmettin Bey gibi dolandırıldığınızı düşünüyorsanız lütfen bizi arayın. Sevil Hanımcığım siz de bakın Necmettin Bey açık ve net bir şekilde sizi Almanya'ya götürmeye kararlı. Doğru mu? Bilmiyorum, ben daha konuşacağım. Ya ben öyle yani ne konuşacaksın? Dua ettin, ellerini açtın yani. Aa ya Rabbi ya Rabbi, tekrar bir araya getir beni ya Rabbi ya Rabbi de demedin mi? Ya o dedim de. Ha işte. Şimdi ya, bak Didem Hanım. Kızgınsın, kızgınsın. Ben ama... onunla konuşmam lazım. İkimiz bir yerde 5 dakika fazla değil. Mümkün mü? Arkadaşlar. Her şey düzelir Allah'ın izniyle. Bu teklife, Sevil Hanım ne diyor? Bir Yasemin'le konuşabilir miyiz? Yasemin'i bir telefona bağlar mısınız lütfen? Ekrandan bu teklifi 5 dakika olsa konuşup bazı ne öğrenemedik ne konuşacağını. Ya sizin gibi profesör benim size huzurunuzda bazen. Estağfurullah. Ben biliyorum ne konuşacağını da anladım da. Yok, elinde bir tane koz var senin onunla ilgili. Doğru mu? Var. Hı-hı. Hem de nasıl? Hı-hı. Önemli bir koz var. Hı-hı. Sen o kozu... Ben onu mahkum etmek istemiyorum. Vallahi bak dün yine ağladım.
Evde ben dedim niye bu şu lafı açamadım. Şu anda çok kırılmış Yasemin, evet. Yasemin kendisiyle Sevil'le konuşuyor. Çok kırılmış, çok üzgünmüş. Dolayısıyla şu anda konuşmak istemiyormuş. Bir dakikanı istemiyorum. Çok güzel. Konuşmak istemiyor. Bak biz senet yaptı, sepet yaptı, polisin yanında evinde çıktı gitti. De ki sen niye ertesi gün Necmettin'i dükkana davet etti, biz tekrar 10 gün beraber olduk. Söyle çocuk nasıl bizi yakaladı? Çocuk bak ben... Vallahi şu anda sizinle konuş, size çok kırgın ve konuşmak istemiyor. Tamam. Sizin elinizde de anladığım kadarıyla yani ben bu programı boşa yapmıyorum, anlıyorum sizin. Elinizde bir koz var yani, gördük açık ve net ve onu söylemek istemiyorsunuz yani. Ben de bu işe başlamadım. Vallahi istemiyorum. Bak. Ama o koz elini kolunu bağlayacak hanımefendinin. Didem Hanım, özür dilerim. Bunları incele. Allah'ın izniyle bende yanlış olmaz. Çünkü ben size huzuruna geldim, şaşırıyorum. Estağfurullah, şaşırma. Bu stüdyondur. Böyle bu bir ne kolay... ya? Bir sürü mektup. Bunları hepsini... Ay yeni şeyler. Bak. Oturur musunuz lütfen? Tabii. Lütfen oturun ben... yerinize. Yanlış olma. Ya bu, peki elinizdeki koz bu mektupta var mı? Var. Hepsi... Yok yok, orada yok. Ha, o koz yok. Öyle yok. Öyle sana bildirmek yok. Öyle mi? Tabii. Onun bir açığı anladığım kadarıyla. Ama siz onu yaparsanız bir kadın size, yani Sevil Hanım size eyvallah diyecek bir kadın değil yani. Ben bunları inceleyeceğim sonra daha detaylı. Tabii sonra inceleyeceğim. Çok da Allah'ım bunlar ne kadar not ya. Bunlar onlar boşu boşuna yazılmaz. Bu ne sevgili izleyiciler? Ya bugün onlar boşu boşuna yazılmaz. Demek ki bunu yaşamışım. Ya. Not almayı seviyor musunuz böyle? Ben de yazarak çalışmayı severim. Biz sadece sizin buraya geldim not almıyor. Ben de böyle benim ilk hanımın bu kadar defteri var. Benim ilk ikinci hanım 21 sefer beni Türkiye'ye getirdi, götürdü. Şimdi onu da bir gün çağıracağım Sevil Hanım. Sevil Hanım şu anda çok kırgın ve sizle konuşmak istemiyor. Tamam. Kırgınsa konuşmak istemiyor. İstemesin. Bana beniyle 5 dakika konuştun yalnız. Ondan sonra benden özür dileyecek. Biliyorum. Olay bitti. Ekranlarda yapmasın, bunu arkada yapsın. Ya arkada değil ya, ben ipucu verdim size. Ama o da sizden özür bekliyor. Ben de yaparım, 375 sefer yaparım. Şimdi önce ilk adımı siz atın, bir özür dileyin o zaman madem öyle. Ben özür dilerim sende. Delikanlı adam, hani bir bayandan muhakkak özür dilemek bir nedir? Bir şereftir. İyi güzel, doğru kelimeyi buldum. Evet, ben sende özür diliyorum. Sevil Hanım, tekrar özür diliyorum, tekrar özür diliyorum ama yalnız rica ediyorum ikimiz 5-10 dakika konuşmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak sana ipucu veriyorum. Bir de Salih'in nasıl bizi gördü, bak söylemiyorum. Bak seni çok rica ediyorum, bak söylemiyorum. Salih'in bizi evde nasıl yakaladığı, bak Salih her şeyi çocuğu buraya çağıracağım. Ben diyorum ki bak bir daha rezil olsa olma. Var, çok var. Derdim çoktur. Seni sevdim, sen kendi başka çırtateli oynattırdın beni. Rica ediyorum. Ben 3 sefer arabada yattım Sevil. Rica ederim. Ama bunu hangi vicdan, ben o gün dükkana geldim. Bundan sonra kaç sefer senin dükkanın önüne geldim? Rica ettim, ayağını öptüm, elini öptüm. Dedim gel yapma, bak ben kimseye hayfımı bırakmam. Ben kanuni yollarda ararım hakkımı, hukukumu. Anlatabiliyor muyum? Vallahi özür dilerim. Şöyle söyleyeyim. Ben pazar günü evde miydim? Çarşıya gittim. Hani ben... Pendik'te. Evet. Bir baktım vallahi böyle Kur'an-ı Azim. Bir baktım bir iki çocuk. Abi dedi sizi televizyonda gördü. Dedim buyur baba. Abi dedi sen orada o senetleri bize ver, biz işini hallederiz. Allah abi dedim kurban ol, sen ne yapıyorsun? Bir baktım orada 3 kişi bana dedi ki %40'ı bize vereceksin ha. Allah abi dedim kurban olun yeğen mi gidin. Bak benim kafam bozuk. Siz paranızı istemiyor musunuz geri? Paranızı geri istiyor musunuz? Bir dakika müsaade, ben bu adamın işini bitireyim. Adamlar benim önümü kestiler. Tamam dur bir şey söyleyeceğim. Herhalde bu senet kırıcılarındadır. Beni yakaladılar. Ben dedim kardeşim rica ederim. O benimle ailemin arasındaki bir davası, ne konuşuyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Siz Sevil Hanım'a verdiğiniz paraları geri istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer anlaşmasa ben onunla konuşurum, ona göre söyleyeceğim. Ona göre söyleyeceksiniz. Tabii. Ona göre tabii alacaksınız. Önce konuşacağım sonra. Peki yani bu ikinci günkü tekliften sonra ben şu anda gördüğüm kadarıyla Sevil Hanım çok kırgın ve çok üzgün ve sizle bir araya gelmek istemiyor. Bugün de sizi dinlesin. Bakalım ama ben zannetmiyorum ya. Ya canı sağ olsun, olmasa da. Ama elinizdeki onu... kozu biraz ucunu gösterdiniz de. Tabii şifreli konuştunuz. Ben onu koz çok var elimde. Onu utandırmak istemiyorum ama yeter. Sevil lütfen
Düşün, taşın. Bak senin, benim elimde çok kozlar var. Bak her şey var, konuşamıyorum. Sen o çocuğu mahvetmişsin. Ya Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle tehditle, kozla. Değil, değil. Bak tehditle, kozla. Kozla değil. Ama dönmez ki bir kadın sana. Dönmezse, döner mi? Dönmez ama, yani. Dönmezse o da üstüne... ben bir şey... Burada ne diyor? Mehmet kaçıyor. Mehmet kaçma kardeşim. Kaç yaşındasın kardeşim diyorum sana. Kaç yaşında? O kaç yaşında Mehmet? Vallahi ben bilmiyorum. Unuttum, bilmiyorum. Sizin yaşlarda mı? Yok yok. 55 yaşında falan. 55 var. Allah'ım neyse. Tamam. Aa, diyor, sor. O adam A'dan Z'ye kadar size anlatır. Ama şu anki yanıtı ben çok kırgınım. Onunla konuşmak istemiyorum. Siz mesajı verdiniz bakalım artık son karar. Benim yapacak başka bir şeyim yok. Tamam Necmettin Teşekkür ederim. İyi bence, yayınlar. Bence Almanya'daki eşinizin değerini bilin. Buyurun. Evlenmeyi peki geri dönmez, evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ben onu onunla konuştuktan sonra olur. Hay Allah'ım yarabbim. Tamam.